bizim toplumumuzun birincil problemi eğitimden de önce özgüven sorunudur. Ve bu özgüven sorunu hiçbir şeyle kapanmaz. Ne zamana kadar? Yüreğimdekileri gerçek kılana kadar. Şirketler için de imreniyoruz, gidiyoruz Google'a örnek veriyoruz, gidiyoruz Microsoft diyoruz, gidiyoruz işte YouTube diyoruz falan. Ya iyi de özde var o özde. Bir ara tüm bankalar hızlı para kredi, 5 dakikada kredi vereceğiz dediler. İsmi lazım değil, bir banka buna hazırdı. Hazırlanmış, girmiş. Şimdi o trend oldu ya. Haydi biz de hızlı vereceğiz. Bütün bankalar hızlı kredi yarışına girdi ama sistemin hazır değil. Bu sefer ne oldu? Çöktü, patladı, itibar kaybetti. Tam da bu nokta. Birey olarak veya kurum olarak kaslarımızı güçlendireceğimiz yer sadece süreklilikten geçiyor. Sözde olan hiçbir şeyin değeri yok. Bugün teknik eğitimler önemli. Ama artık gerçekten sadece eğitim için eğitimler çok sıkıcı. Ve hep teknik bilgiyi ver, teknik bilgiyi ver, teknik bilgiyi ver. Ama benim kendi bütün çalışmalarımda kullandığım bir şeyim var. Diyorum ki istersen 7 diploman olsun, istersen 12 tane dil bil. İnsan olamadıktan sonra sen nasıl takım yöneteceksin? Sen nasıl empatiyi kuracaksın? Kendi içinde mesela güçlü insan kimdir? Dik duran, böyle yürüyen, kibir de giyilmiş, buzdolabı değildir. Kızmayın, sarılın. Şefkate ihtiyacı var. Korktuğu için öyle. Gerçekten güçlü insan eksisiyle, artısıyla, doğrusuyla, yanlışıyla kendini ortaya koyan insandır. Başka birini oynamaya çalışmayan insandır. O yüzden CEO'sundan kapıdaki güvenlik görevlisine kadar çok iyi biliyorsunuz. Herkes markanın kendisi, herkes o şirketin ruhu. Ve eğer bir marka milyonlarca dolar harcıyor reklamlarına bana kendini gösterebilmek, anlatabilmek, beni ikna edebilmek için ama o marka benim için call center'ını aradığımda o call center'da benimle konuşan kişi kadardır. Tüm o markayı silerim ben call center'da aradığımı bulamıyorsam. Veya bana ulaşan elemanı, kurye elemanı kadardır. Oysa mavi yakalı diye beyaz yakalı diye ayırıyoruz değil mi? Beyaz yakalıya ayrı, mavi... Evet. Ama bir şey var, tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Herkes her şeyden önce insan. Kurumsal eğitimlerin tamamında ilk açılışı şöyle yaparız. Derim ki, unutun işi gücü, senin işin buradayım. Ve önce senin hayatına bakalım, ondan sonra zaten işe geçeriz. İşte dönüşümün kişisel dönüşümden bir farkı yoktur aslında. İçinde kendiyle barışık olmayan, kendinin farkında olmayan, yapabileceklerinin, potansiyelinin farkında olmayan, hayal kurmaktan vazgeçmiş insan da yürüyemez, şirket de yürüyemez. O insan ne ilişkilerinde aradıklarını bulabilir, ne sosyal hayatında, ne iş hayatında, şirkette, ne rekabette, ne diğer kulvarlarda. O yüzden ayırmıyorum insanla şirketi. Sadece birçok insanın bir araya geldiği bir organizmadan bahsediyoruz. Bizim de trilyonlarca hücreden bir araya geldiğimiz gibi.